merhabalar. Ben Nide Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum Mardinli bir uçurtma sanatçısı Zahit Mungan. Hoş geldin Zahit. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Uçurtma ustası, uçurtma tasarımcısı da diyebilirdim. Ama sana uçurtma sanatçısı dedikleri için dünyanın pek çok yerinden insanlar sanatçısı demeyi tercih ettim. Ben sürekli kendimi işte ya uçurtma tasarımcısı ya da uçurtmanın peşinde olarak adlandırıyordum. Bir gün biriyle tanıştım. Zay sen nesin dedi. Dedim ki uçurtmanın tasarımcısıyım, uçurtmanın peşindeyim. Hayır dedi sen bir uçurtma sanatçısısın. Ya dedim ki kendimi söylemek istemiyorum açıkçası. Sanatçı kelimesi ağır bir kelimedir. O da bana şöyle dedi. Önce kendini kıymetini bileceksin. Sonra başkaları kıymetini versin. O gündür bugündür uçurtma sanatçısı olarak kendimi aslında adlandırdım. Çok güzel. Zahit'in hikayesi sevilen, insanların hoşuna giden, çocuklara, gençlere, büyüklere de ilham veren bir hikaye. Mardin'i ziyaret eden insanlar mutlaka Zahit'in uçurtma atölyesine de gidiyorlar. Mardin eneli vardı. Biz de gittik, gördük, yüz yüze de tanıştık. Şimdi biz uzaktan yapıyoruz bu sohbeti ama maalesef İstanbul'da olduğu dönemi kaçırmışım Zahit'in. Tekrar sana sormak istiyorum Zahit. Nasıl başladım? Sen çok anlattım bu hikayeyi belki ama çocuklukta sen naylon poşetlerden uçurtma yaparak başladın değil mi? Evet. Bizim Mardin kuzey bir tepede kurulmuş ve uçurtma için çok elverişli bir şehirdir. Mardin'de işte yaşamımızı özellikle baharın gelmesiyle birlikte damlarda ve avlularda geçiriyoruz. Burada her büyüyen çocuk 5 yaşına geldikten sonra avluya çıkar. Ya güvercin izler ya uçurtma izler onlardan bir tanesiydi. Uçmaları sürekli seyrediyordum. Ve çocuk aslında uçmaya da ulaşamadığı zaman mutlaka yapmışızdır bizlerde. Bir poşete ip bağlayarak o şekilde ilk uçutma serüvenimize Mardin'de aslında böyle başlıyoruz. <laughs> Peki seni bu kadar uçurtmanın peşinden götüren şey ne ya da neler oldu? Ya neler oldu? Uçurtma benim için aslında özgürlüğü, tutkuyu ve rüzgarı ifade ediyor. O yüzden günlerce, aylarca belki yıllarca hayal ettiğim bir uçurtmayı oturup kağıda çizdikten sonra ve o hayalini kurduğum uçurtmanın zamanı geldiği zaman, diktiğim zaman, emek verdiğim zaman, sonucu uçurduğum zaman apayrı bir mutluluk. Özellikle ilk uçurduğum an gerçekten unutulmaz bir andır ve o anı her zaman yaşamak istiyorum ki her seferinde uçurtma yapıyorum. <laughs> çok güzel, çok güzel söyledin. Sen normal bir çocuktun. Uçurtma uçurmaya belki diğerlerinden biraz daha meraklı, hikayelere biraz daha meraklı. Daha sonra internet hayatımıza giriyor. Senin de hayatına giriyor. Sen 91 doğumlusun ama 13-14 yaşında internette uçurtmalarla ilgili bir şeyler bakınca mı hayatında bir şeyler daha çok değişti. İnternette tanışmayla şöyle oldu aslında daha Mardin'e internet gelmemişti ADSL dediğimiz. Evimli bağlantıyla böyle girmeye çalışmıştım <laughs> ilk internete. Tabii ki bilgisayara da çok ilgiliydim ben. Bilgisayarı da çok seviyordum ben. Tabii uçurtma araştırdığımda sadece bir uçurtmanın bir altıgenden, bir şeytan uçurtmasından olmadığını öğrendim. Sonra bir baktım ki Türkiye'de gerçekten bununla ilgili insanlar da, uğraşan insanlar da var. Bir nebze hobiyle de uğraşan insanlar da var. O gündür bugündür aslında uçurtmanın peşinden daha çıkamamış bir hale geldim. Gerçekten uçurtma ayrı bir kültür ve bir sanattır aslında bütün dünyada. Peki internette renklerden, şekillerden farklı uçurtmaların da olmasından mı etkileniyorsun? Yoksa bir takım kulüpler mi var? İnsanlarla mı bir araya geldin? Ya şöyle farklı uçurtma modelleri buldum. Mesela kuyruksuz uçan bir delta mesela gördüm. Mesela o ilgimi çok fazla çekmişti. Mesela bir uçma nasıl kuyruksuz uçar? <laughs> mesela o benim gerçekten hayatımın bir parçası yani hani çünkü alışılmışım bir dışına çıkmış oldum görünce o uçurtmayı. E, ve gerçekten bir uçma da kuyruksuz uçabildiğini gördüm yani. Tabii yaptıktan sonra ve uçurduktan sonra ben daha iyi anlayabildim. Evet değil mi? Marangoza gitmişsin çıta siparişi verdiğinde bu bunu uçurmaz demiş değil mi? Sen bir yerlerden evet. araştırıp bulmuşsun. Tabii şöyle modelini çıkardım, kağıda yazdım. Ben hep marangozun yanına giderdim ben. Bizim bildiğimiz altıgen uçurtma, üç tane çıta. Ama o zaman yapacağım uçurtma kuyruksuz bir delta uçurtmaydı. Kağıda yazdım. Marangoz'a sabah 6'da gitmiştim. Ve gittiğimde marangoz kapalıydı ve 2 saat marangozu bekledim kapının önünde. Açtığımda dükkanı dedim ki benim 6 tane çıtaya ihtiyacım var 6 milim kalanlığında. O ısrar ediyor, ben ısrar ediyorum. Diyor ki bu uçurtma kırılır ve tekrar gelip benden uçurtma isteyeceksin. O da şey düşmüş yani tekrar benden isteyeceksin şey, e, havasına düşmüş. Ben de sıra ısrar ediyorum. O da en son dayanamadı. Dedi ki git dersini çalış dedi. Ben seninle mi uğraşacağım dedi. Derken yaptı bana ve geldim kız kardeşimle ben sabahtan akşama kadar o uçurtmayı yaptım. Ve ondan sonra uçurdum. Gerçekten o benim için unutulmaz bir anıydı. Çünkü ilk defa bir kuyruksuz uçurtmamı yaptım ve oldukça da güzel uçtu. Aslında o uçurtmanın kumaştan yapılıyor olması lazımdı. Dikiş makinesiyle dikiliyor olması lazımdı. Bunları da yapmadığım için o uçma sadece bir kere uçtu. Tekrardan dikiş makinesiyle dönemden kalan dikiş makinesi vardı. Onunla tanıştım. Önce tabii kumaşa ulaşamadığım için naylonu dikmeye başladım. Derken bir sürü deltalar yapmaya başladım. İşimin hikayesine o şekilde başladım diyebilirim. Şeytan uçurtması dediğin en basit kağıttan yapılan uçurtma mı? Kağıttan yapılan evet. Hı hı. Peki delta anladım. Kuyruksuz başka çok tür uçurtma var mı? Ne türler var? Avrupa'da modern iki ipli uçurtmalar var. Amerika'da dört ipli uçurtmalar var. Akrobestik uçurtmalar var. Yani uçurtmaları birçok tür uçurtma çeşitleri var. Tabii ki bu tür uçurtmalar da bölgeye ait uçurtmalar. Mesela uzak doğunun ejderha uçurtmaları, ve birçok Hindistan, Pakistan, Afganistan kavgacı uçurtmalar var. <laughs> o ne demek? Mesela... Onu duydum senden. Kavgacı uçurtma ne demek? Hindistan, Pakistan ve Afganistan'da uçurtma avcısının kitabını mutlaka herkes okumuştu. Orada da az çok olsa da hikayesi yazıyor. Şöyle onların bir model uçurtması var ve bu uçurtmayı da tamamen bir insan kontrol edebilecek şekilde tasarlanmış. Herkes aynı şekilde Mardin'deki dam kültürü gibi herkes dama çıkar uçurtmaları kavga ettirir ve sonda kalan uçurtma aslında savaşı kazanıyor. Ve bir dönem Afganistan'da uçurtma yasaklanıyor. İşte çelik telden ipten kullandıkları için birçok insan ölüyor. Ve şimdi daha çok cam tozuyla karıştırılmış ipler kullanılıyor. Ve bu savaşı kazansınlar diye birçok insan aslında hayatını da kaybediyor. Özellikle Hindistan'da Ocak ayında onların bayramları olur. Ve uçurtma bayramlarında resmi kurumlar ve okullar tatil edilir. Ve herkes çıkar damlarda uçurtma uçurur. Orada da yine bir gelenektir. Ve çoğu insan aslında damdan düşüyor ve çoğu insan ellerini kesiyor. Kimisi ölüyor, vefat ediyor gibi olaylar da meydana geliyor. Bu arada Zahid'in bahsettiği uçurtma avcısı değil mi kitap? Halet Hüseyin'iydi galiba ismi. Afganistan doğumlu bir Amerikalı yazar. Çok çok ünlü oldu o romanı. Ben çok insanlar çok övgüsünü duyarım. Kendim okumadım ama sen ondan bahsettin değil mi? Doğrudur, doğrudur. Bir de filmi de var hmm. ama kitabını daha çok öneririm tabii ki. Ya evet, şimdi uçurtmayla ilgili olan her şeyle ilgileniyorsun değil mi? Evet, uçurtmayla her şeye ilgileniyorum. Ya yani şöyle ki şimdi ben Zahide özellikle konuk etmek istedim. Böyle teknik tak 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 gidiyoruz gibi görünüyor olabilir ama bir insanın, bir çocuğun, bir gencin e, tutkusunun peşinden giderek o işte bir marka olması, tutkulu bir tasarımcı, sanatçı olması, o işle ilgili her şeyi öğrenerek eğitim de veriyor olması, dünyanın pek çok ülkesini geziyor olması çok etkileyici bir şey. E, hobi gibi gördüğümüz bazı işlerden nasıl meslekler edinebiliriz bu seride? bunu da konuşuyoruz zaten. Şimdi Zahit çok güzel bir internet sitesi yapmış. Zahitmungan.com Evet bir Instagram hesabı da var oradan uçurtmalarını da görebilirsiniz. Zahit özellikle yöresel figür de çalışıyor. Basit uçurtmalar yaparak başlamış ve kendini geliştirmiş Üç boyutlu uçurtmalar da yapmaya başlamış değil mi? O dönüşüm nasıl oldu? Önceden bir uçurtmayı ya modeli için yapardım ya da uçması için yapardım. Ama özellikle son zamanlarda aslında şöyle bir objeye baktığımız zaman onunla birlikte saatlerce, günlerce ve aylarca konuşabiliyorsak o gerçekten demek ki bir sanat olmuş. <laughs> o yüzden uçurtma da aynı şekilde. Eğer yaptığım bir uçurtma e, çok konuşuluyorsa o da aslında iyi bir iş anlamına geliyor. O yüzden bu anlamda e, dedim ki bu bölgeyi çalışayım, Mardin'i çalışayım, burada da sonuçta Efsaneler var, mitolojik karakterler var, hikayeler var. Ve açıkçası bu konu başlığında Mardin oldu. Mardin'le ilgili başladım bu serüvenime. Mardin'i çalışmaya başladım uçurtmam üzerinde. Tabii ki bunlar artık üç boyutluya döndü. Daha büyük, yaratıcı uçurtmalar yapmaya başladım. En büyük uçurtman ne kadar? Yüksekliği 6 metre, genişliği 10 metre. Oh. 60 metre kare ve bir yılda tamamladım o uçurtmayı. Ve aynı zamanda en büyük hayallerimden bir tanesi... Uçurtmayla insan uçurmak olduğu için kız kardeşim Ceylan'ı uçurtmayla uçurdum o uçurtmayla. Evet onun hangisi olduğunu soracaktım. O biraz evet. daha düz değil mi? Evet biraz daha düz aynen. Zahid'in üç boyutlu figür olan tasarımları da çok ünlü. Mesela Şahmeran tasarımı, Eşek tasarımı var, Kurbağa var, Mardin posteri var, Süpürgeli Cadısı var, Süpermen var, evet. Türkan Şoray ama Servi Boylu'm Al Yazmalım'daki Türkan Şoray evet. var. Atatürk'lü evet. bir uçurtması var. İşte Double Star o sanki kağıttan kesme bir işmiş gibi çok enteresan bir uçurtması var. Köpek balıkları var, kuşlar var ve evet. Biraz güvercin trenleri var, kalpler var. O kadar çok varmış ki aslında şöyle bir baktım. Dövmeli kadın mesela. O dediğiniz ya da işte şahmeran, eşek hepsi Mardin'in sembolleri. Mardin posteri de var. Ve onları böyle kiç olmadan yapabilmen, çok güzel figürler halinde yapabilmen çok zor. Bir resim eğitimi aldın mı sen? Herhangi bir resim eğitimi almadım. Tamamen böyle oturup. Belki aslında bunun eğitimini alsam belki daha hızlı bir süreçten geçerim ama... ...tamamen eğitimsiz bir şekilde çabalayarak yol aldım diye söyleyebilirim. Web tasarım eğitimi, yazılım uzmanlığı eğitimleri almışsın evet. aslında. Daha çok bilgisayarlı işler değil mi? Daha çok bilgisayarla ilgili evet. Görerek, bakarak ben senin eşek uçurtmanı yapmanla ilgili böyle kısa bir video seyrettim. O kadar güzeldi ki. Bir pratik zeka, bir eşek oyuncağı alıyorsun... Eşek oyuncağı parçalıyor ve çizip sonra büyütüyorum. <laughs> Şahane bir fikir ya. Yani. Şimdi baştan sonra bize bir anlatsana. Bir figürün zihninde oluşmasından başlayalım. Teknik özelliklerine, malzemelerine kadar. Sen baştan bize süreci anlatabilir misin Zahit? Öncelikle hani seçeceğim uçurtma formu bir uçmaya uygun olması gerekiyor form olarak. O zamanla oturan bir şey açıkçası. Hani rüzgarın aldığı alan, denge iplerinin bağlandığı yer, uçurtma formuna uygun olması gerekiyor. Ee, daha sonra o tasarlayacağım uçurtmanın bilgisayarda çizimi gerekiyor. Ya da 3D Max'te 3 boyutlu çizimi yapılması gerekiyor. Daha sonra onlar kalıp haline dökülüyor. Bunları sen mi yapıyorsun? Evet, evet, evet ben yapıyorum. Malzemenin yurt dışından getirilmesi, karbon çubukların kullanılması, eğer uçma büyükse büyük alanda çalışılması gerekiyor. Daha sonra belki günlerce belki aylarca oturup o uçurtmayı dikiyorum. Bittikten sonra tabii ki test uçuşları var. Bu test uçuşları da şöyle bir az rüzgarda uçuruyorum, bir orta şiddetli rüzgarda uçuruyorum. Bir de fırtınada uçuruyorum. Çünkü uçurtmayı bilmem lazım hangi rüzgarda ve hangi rüzgar alanında nasıl bir performans gösterdiğini. Hmm. Sürekli bir rüzgar çizelgesi gibi bir şey mi tutuyorsun? Önceden anometre kullanırdım, rüzgar ölçer kullanırdım ama buna ihtiyaç duymuyorum. Rüzgar tenime çarptığı zaman rüzgarın saatte kaç kilometre rüzgar estiğini ortalamasını hesaplayabiliyorum. Hmm, kendini anlayarak onların evet. kaydını tutuyorsun. Mutlaka malzemenin yurt dışından mı gelmesi gerekiyor? Hangileri yurt dışından geliyor? Paraşüt kumaşının yurt dışından gelmesi gerekiyor. Ülkemizde üretimi yok. Hmm. Karbon fiberglas malzemeler ülkemizde bulabiliyoruz. Ama malzemeler de çok pahalı bu arada, hani çok çok pahalı öyle söyleyeyim. Hmm. Bir uçurtma ne kadar mal oluyor? Mesela o şahmeran boyutunda kaça kaçtır? Sen şahmeran bir de çok parçalı yani çok renkli değil mi? O daha da zor olmalı. Daha daha zor aynen. Tabii malzemeleri dolarla aldığım için 3 bin, 4 bin dolara yaklaşık bir maliyeti çıkıyor ortaya projesiyle birlikte o parasını çıkartabiliyor mu gibi böyle ucuz bir soru soracağım ama yani onunla neler yapıyorsun? Festivallere gidiyorsun, insanlara gösteriyorsun ama onun karşılığı nasıl bulunur? Ben onu tahmin edemiyorum, düşünemiyorum. Yani manevi zevkini çok iyi anlıyorum ama yani. Ya şöyle uçutma organizasyonları yapıyorum. Evet, oradan bir gelir elde ediyorsun değil mi? Senin aslında başka bir işin olmasına rağmen bilgisayarlı işler de yapabilirsin ama artık tüm işin evet. uçurtma değil mi? Evet, kesinlikle uçurtma. O uçurtma atölyesini açtığın yer senin doğup büyüdüğün ev. Doğrudur, doğup büyüdüğüm ev. Evet, sen anneni, kız kardeşini, babanı falan nasıl gönderdin? Nasıl oldu o dönüşüm, nasıl oldu orada? Dönüşüm şöyle, ben aslında 8 yıl devlet kurulanda çalıştım. Artık kendi yolumu çizmem gerektiğini düşündüm. Evi atölye yapma düşüncem vardı. Ailemle paylaştım. Onlar da çok istekliydi. Daha sonra ben vazgeçtim. Bu sefer ailem dedi, neden vazgeçiyorsun? Yani sonuçta buranın bir ruhu var ve bir yaşam vardı burada. Ailem tekrardan fikrimi değiştirdi bu anlamda. Okullarda ne dersi veriyordun? Çocuklara yine uçurtma eğitimi mi? Yine evet. Burada şu ana kadar 14 binden fazla çocukla buluştum. Aynı zamanda köy okullarına gidiyorum. Derslerine giriyorum, uçurtmayı anlatıyorum, uçurtmanın tarihini anlatıyorum. Uçurtmayla günümüzde neler yapılmış onları anlatıyorum. Kendi uçurtmalarını yapılmasını öğretiyorum, malzemeler götürüyorum. Tabii çocuklar uçurtmalarını yapıyorlar. Tabii köy okullarına gittiğim için, köy okullarının dışı hep uygundur rüzgar için. Koca yüksek binalar yok. <laughs> ee, o yüzden okulun bahçelerinde kolay bir şekilde uçurtmalarımızı uçurabiliyoruz. Zahid'in atölyesi müzeye de çok yakın. Sokaklardan yürüyorum. Akşamüstü birisi sesleniyor. Kalenin oraya bakın uçurtma var diyor mesela. Başka bir gün dar dar sokaklar, arabanın geçemediği insanların işte eşekle atla yol aldığı sokaklarda böyle tepene bakıyorsun bir rüzgar ve uçurtmaları görüyorsun. Şahane bir his gerçekten de o. Senin çok da merkezi bir yerde aslında atölyen. Evet yani Mardin'in meydanındayım. Mardin Müzesi'nin hemen yanındayım. Herkesin yolu düşüyor buraya Mardin'e geldiğinde. Peki uçurtma bu kadar şeyi özetlersek hayatında neler değiştirdi? Kimlerle tanıştın? Kaç ülkeye gezdin? Biraz anlatsana bize bunları. Şöyle hayatımın bütün döngüsünü uçurtma üzerinde yaşadım. 28 ülke gezdim şu ana kadar. Gelecek ayda Bali'ye gidiyorum. İngilizcemi geliştirmeme yardımcı oldu. Dünyanın her yerinde bir arkadaşım var, onu söyleyebilirim. <laughs> çok kıymetli bir şey. Ve dünyada ne kadar e, uçurtmayla ilgilenen insan varsa, ne kadar üreticisi varsa ben de tanırım onları, onlar da beni tanırlar. Bir şeye merak salıyorum ve o işi seviyorum ve bütün dünyada ilgilenen kişileri tanıyorum. Bence bu çok önemli bir ayrıntı. Uçurtma sayesinde birçok insan tanıdım. Uçurtma sayesinde çok sosyalleştim. Bir çok aslında bilmediğim faktör var diyebilirim. Orada seninle uçurtma uçuran pek çok şöhretli de insan var. Kıvanç Tatlıtuğ'un uçurtma uçurtması bile acayip karizmatik. Ne kadar enteresan. O Mardin'le ilişkiyi de biraz anlatsana. Sen Mardin'den de besleniyorsun, Mardin'i de besliyorsun. Hem turizm açısından hem insanlar ve ilişkiler açısından. Evet, ya şimdi şöyle turizm olarak düşünüldüğü zaman Mardin'e geldikleri zaman evet bir kilise geziyorlar, bir cami geziyorlar. Bir manastır geziyorlar, çarşılarında, sokaklarında kayboluyorlar. Bir de böyle ara olarak da diyorlar ki bir de aktivite yapabileceğimiz yerlerden bir tanesi aslında uçurtma atölyesi. Gelip burada güzel vakit geçiriyorlar. Özellikle dam kültürü gerçekten efsane. Bir anda Mezopotamya Ovası, bir anda sağında Kırklar Kilisesi, sonunda Ulu Cami, gökyüzünde taklacı güvercinler, ondan sonra damlarda aileler çay içiyor, sohbet ediyor, tahtlarda uyuyor bir yandan bakıyorsun yandan da çocuklar uçurtma uçuruyor. O yüzden gerçekten müthiş bir atmosfer. Dünyanın neredeyse göremeyeceğiniz atmosferlerden bir tanesi aslında Mardin. Hı hı, ne kadar güzel anlattın. Dünyadan evet. senin ziyaretçilerinde oluyor değil mi? Her yerden oluyor evet. Birçok insan geliyor burada ağırlıyorum. Oldukça da vakit geçiyor. Memnun ayrılıyorlar. Hı hı. Uçurtma zaten çocukların değil aslında. Burada o uçurtmanın ipini kimin eline tutursam... Mutsuz olarak kimse görmedim şahsen. <laughs> çok güzel söylüyorsun. <laughs> Doğru. Uçurtma uçurmak evet. çok mutlulukla ilişkili bir şey ya. Senin etkilendiğin yerler nereler oldu? Cape Town'dan çok etkilendim ben. Hmm. Güney Afrika'dan. Uzak Doğu'nun denizini de gördüm. Avrupa'nın denizini de gördüm. Balkan ülkelerinin denizini de gördüm. Ama mesela Cape Town'un beni denizi çok etkilemişti. Çünkü okyanusa çok yakın biliyorsunuz. Evet. O yüzden o denizin maviliği beni çok etkilemişti doğası da beni çok etkilemişti. O yüzden Cape Town gerçekten çok beğendim ve etkilediğim yerlerden bir tanesi. Uçurtma açısından uzak doğu ülkeleri herhalde çok acayip. Evet, uçurtma konusunda da 2016 yılında Malezya'ya gitmiştim. Uçurtma festivale davet edilmiştim ben. İlk günü festivale gittiğimde arabadan indikten sonra başımı göğe kaldırdım. <laughs> Dedim ki e, her şeyin bir cenneti var. E, Uçurtma'nın da cenneti gerçekten burasıymış. Hı. Böyle gökyüzünde binlerce uçurtma ve büyük uçurtmalar o benim unutulmaz bir anımdı mesela. Şimdi senin sitene bakarken çok da güzel çalışılmış. Uçurtma sevecek bir insanın pek çok bilgi bulabileceği bir site olmuş. Mesela dünyada uçurtma müzesi olan kentler ve ülkeler sıralaması yapmışsın değil mi? Nereler var hatırlıyor musun kendi sitenden? Çin'de Wayfang'da var. Tokyo Japonya'da var. Japonya'nın evet. pek çok kentinde var galiba. Birden fazla görmüştüm ben sitede değil mi? Doğrudur. Uçurtmanın çıkış noktası aslında Çin ve Malezya'da bilinmekte. O yüzden Çin'de aslında daha fazla müze var. Ondan sonra Hindistan'da uçurtma müzesi var. Tayvan'da var. Kamboçya'da var. Amerika'da var Washington'da. Evet. Endonezya'da var. Kanada'da da var. Sen burada açmak istersin değil mi? Ya tabii ki yani hani Mardin'de bir uçurtma müzesinin olmasını isterim. Sonuçta bir şehirde ne kadar müze varsa aslında o şehrin ne kadar geliştiğini aslında herkes biliyor. O yüzden gerçekten müzeler çoğalmalı diye düşünüyorum. Sadece uçurtma müzesi olarak değil daha fazla her şehirde en azından 7-8 tane 10 tane müze olmalı yani. Çünkü gerçekten müze olacak o kadar envanterlerimiz var ki çalışmalarımız var ki hak veriyorum bu konuda da sana. Peki uçurtma konusunda sen girdikten sonra neler neler yaptın? Biraz onları da sıralasana bize. Yani filmler var, belgeseller var, e festivaller ve burada düzenlenmesi var. Onlar gibi şeyleri soruyorum. Tabii ki şöyle ben hep uçurtmayla ilgili hayallerimi kuruyorum. Mesela bunlardan bir tanesi uçurtmayla hava fotoğrafçılığı vardı. Evet. Mesela bizim Martı Kalesi var belki biliyorsunuz. 1986'dan beri de kapalı askeri bir bölge ve tabii ki şehri yüksekten görmek istiyoruz, göremiyoruz. Mardin Kalesi'ni görmek istiyoruz, göremiyoruz. Çünkü askeri bir bölge ve evet çıkılmıyor kaleye. O yüzden burada aslında çocukluğumuzun da yaşarken aynı zamanda şehri de gözetliyoruz. Mardin Kalesi'ne çıkamadığım için de 2006 yılında uçmama bir cep telefonu bağlayarak ilk Mardin hava fotoğrafını çektim bir uçma sayesinde. Tabii o fotoğrafı çektikten sonra çok heyecanlandım. Dedim ki daha kaliteli fotoğraflar çekeceğim. Mardin'in tarihi yerlerini hava fotoğraflarını çekeceğim. Sergi açacağım. Tabii bu serüven 6 yıl sürdü. 6 yıl içinde 30 bin tane fotoğraf çektim. Arandan 30 fotoğraf seçerek İstanbul'da, Adana'da, Mardin'de, Bursa'da uçurtmamın gözünden adlı hava fotoğraf sergisi açtım. Çok da kıymetli bir iş oldu. Ve tam da zamanında yaptım dronlar yaygınlaşmadan önce. <laughs> o uçurtmamın gözünden görünen fotoğraflar neden önce drone görünsün? Önce insanlara uçurtmanın gözünden Mardin'i izletlerdi. Ya çok hoşuma gidiyor Zahit'i anlatırken Mardin'de de pek çok hikaye de anlattı. Neredeyse drone yokken yaptığı drone yani uçurtmaya takılan bir fotoğraf makinesi ya da cep telefonuyla çekmeye çalıştığı fotoğraflarla e, tabii başına işlerde açılmış çok komik maceraları da var. Kıkır kıkır güldük biz orada ekipçe onları anlattıkça. Bir de senin kız kardeşine uçurma projem var değil mi hep? Böyle hayallerden çok uçuk ya da absürt gelebilecek şeyleri bile başarmışsın drone projesinin evet. yanı sıra değil evet. mi? Uçurtma insan projesi insanlara anlattığın zaman hem insanlar gülüyor hem de inanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey var ama önce kendime inanıyorum ben. O yüzden kendime inandığım için mesela 2008 yılında bunu hayalini kurdum ve 2015'te ya yeter artık dedim ben bu işe başlamalıyım dedim ve start aldım. Yaklaşık bir yıl sürdü bu proje. Bununla ilgili ciddi araştırmalar yaptım. Tabii ben 2015 yılına kadar birçok uçma modelini yaptım, gerçekleştirdim, tecrübelerim oldu. Belki bu hayali 2 yıl önce, o zaman 2 yıl önce ya da 5 yıl önce yapmaya kalkışsaydım başarısız olurdum. Yani her şeyi tam zamanında yaptığımı düşünüyorum. Bu konuda gerçekten çok şanslıyım. 2015'te bu uçmayı yapmaya karar verdiğimde bir model seçtim. Sonuçta seçeceğim model hem insan taşıyor, hem şiddetli rüzgar geldiği zaman uçurtma kırılmaması gerekiyor. O kadar faktör var ki. Tabi araştırmalar yaparken bir de aynı zamanda dünyadaki ilgilenen uçurtmacılarla da iletişim halindeyim. Sadece ben biliyorum olarak yola çıkmıyorum. Dünyadaki bütün uçurtma camiasına sordum mesela. Dedim ki ben böyle bir uçurtma büyüklüğünde 6 metre 10 metre büyüklüğünde yapıp bambu kullanırsam işte saatte 16 kilometre rüzgar hızında kaç kilo kaldırır diye. İşte bunun gibi sorular sordum. Kimisi bana dedi ki işte 300 kilo. Japonya'daki uçma dernek başkanı 500 kilo. İşte Çin uçurtma başkanı dedi ki 40 kilo falan derken tabii işin ortalamasını bulamadık. Bazen de uçurtma gerçekten yanılma ve deneme yöntemidir. Yola çık Zahid dedim. Başarırsın dedim. Yola çıktım ve bir yıl sonucunda ben bu uçurtmayı bitirdim. Ve uçup bittirdikten sonra bir baktım ki kız kardeşimi uçurmuşum ve kayda almışım ve hayalimi gerçekleştirmişim. <laughs> Peki kız kardeşinin hayali miydi bu? O neler hissediyor? Ya normalde aslında kendi kendim uçmak istiyordum daha fazla. Hı -hı. Çünkü benim hayalim olduğu için kendi... Çünkü insanoğlu gerçekten geçmişten günümüze hep kendi icadıyla uçmak istemiştir insanlar aslında. Bunlardan bir tanesi de Hazerifan Çelebi'dir biliyorsunuz <laughs> siz de. o yüzden ben de kendi yaptığım icatla uçup uçmak istedim. Tabii o dönemde günlerce yemek yemedim, aylarca yemek yemedim. Daha kilo vereyim, daha kolay uçabileyim. Tabii ki kardeşim benden bir 5-6 kilo daha hafif olduğu için ya kendim de uçtum ama kardeşim kadar rahat uçmadım. Kardeşim daha kolay bir şekilde uçtu. Kız kardeşim uçtuktan sonra ve, ve ben uçmayı deneyimlediğim zaman e, ben kız kardeşimden daha çok korktum söyleyebilirim yani. Ya tahmin ediyorum. Onun için dedim ailen izliyor muhtemelen neler hissediyorsunuz? Evet. Tek kardeşin mi var senin? Biz Hı. dört kardeşiz. Niye onu seçtin? En zayıfı o olduğu için mi? En istekli o olduğu için mi? En ufak kardeşim Ceylan çok cesurdur bu anlamda. Bana sürekli de destek verir açıkçası. Ceylan uçmak istedi. Yani uçtu da gayet yani daha fazla ipsalsaydık daha fazla yükselirdi. Benim oradaki amacım... Evet bir insan uçurmak ve bunu kayıt altına almak ve bir hayali gerçekleştirmek. Daha sonra yine deneme yapmadık zaten. O yüzden çok da aslında güvenilir diyemeyiz. O yüzden uçması da saniyeler sürdü ve sonra hemen indirdik. Sonra kayıt altına aldık. Çoğu insan geliyor atölyeme. Önce böyle bir kız kardeşinin uçtuğu fotoğrafa bakıyor. Ya diyor ki kardeşim git bu photoshop'tur falan ya insanlara saatlerce ikna etmeye çalışıyorum. Bu photoshop değil bu gerçek. Burada photoshop olan hiçbir şey yok. Ya bence evet. çok gerçek duruyor çünkü biraz evet. böyle eller yukarıda oradaki o gerilimi falan hissediyorum. Photoshop yapsan daha mutlu kollar açık falan fotoğrafla da yapabilirsin yani. Doğrudur. Peki e, sen o koca büyük boyutlu uçurtmaları nerelerde yapıyorsun? Şimdi ben senin atölyeni gördüm. Çok güzel bir terasın var. Yukarıda uçurtma uçurtulan bir alan var, çatı alanı var ama küçük bir yer aslında. Evet şimdi şöyle benim atölye kısmım büyük bir alan değil. Büyük kuşlar yapmak için de çok uygun bir yerdeyim. Büyük uçutmalar için büyük yerler seçmeye çalışıyorum. Mesela evimizin salonunu seçiyorum ve o evin salonunu çalışacağım günlerce o odayı devir dışı bırakıyorum. İşte kanepeleri çekiyorum, koltukları çekiyorum, halıyı kaldırıyorum ve sadece ailem yetmiyormuş gibi Atölyenin evini aldım, bir de Yenişehir'deki evi de aynı şekilde alıyorum ve günlerce, aylarca o evi kullanıyorum. Ben ne zaman bitirirsem o tekrardan o oda hizmeti açılıyor. Ne diyorsun? Bazen bir yıl sürüyormuş Zahit. Ailem evet. var ya seni çok seviyorlar. Bence de. Bir de anlattığını hatırlıyorum. Mesela Mardin evleri bazen enteresan şekilli oluyor. Üçgen bir oda varsa ya da yerde bir yamukluk varsa benim her şeyim şaşıyor diyordun. Evet şimdi şöyle benim atölyemin işte odamın olduğu yer vardı. Mesela oda üçgen mesela hani böyle ne kare tamamen üçgen oturup mesela çalışıyorum. Ya gerçekten çalıştığım ortamda odanın da kare olması lazım. Çünkü yerdeki çizgilerden bile ölçü alıyorum ben. O yüzden gerçekten çalıştığım ortamın bile odanın düzgün olması gerekiyor. Yani hani düşünsenize bir üçgen odada oturmuşsunuz nasıl çalışacaksınız? Yani o bile oldukça etkiliyor açıkçası. Tabii ben senin başka videolarını da izleyince şunu gördüm. Yani ortam önemli, büyüklük önemli. Mesela cami avlusu gibi bir yerlere de gidiyorsun. Nem önemli, yağmur, rüzgar önemli. İşte kullandığın malzeme önemli. Neredeyse özel dikim terzi gibi dikiş yapıyorsun sen ya. Dikişi nereden öğrendin? Ben dikişi kendiliğimden öğrendim. Kimse öğretmedi bana. 14 yaşında dikiş makinesine oturdum benim teyzem az bir şey biliyordu. o da ipi geçirmeyi falan gösterdi bana. Ya yani ipi geçirmeyi bile bilmiyorum ve ben dikiş makinesine oturdum ve dikmeye başladım. Tabii çok zorlu onu çektim. Başta dikişlerim zikzaklıydı, eğriydi derken hmm. oturması aslında 5 yıl diyebiliriz. 5 yıl da az bir süreç değil yani. Hani keşke bir terzide başlıyor olsaydım, terzide o acemiliği yenmiş olsaydım. Mesela daha iyi olabilirdi ama dediğim gibi ben uçurtmada her şeyi yaşayarak öğrendim. Öğrenerek değil yaşayarak öğrendim. O da çok değerli. Peki bu uçurtma kulüpleriyle dünyanın her yeriyle iletişim halindesin. Senin insan uçurma projeni deneyen başkaları var mı? Ya da şaşıranlar çok olmuştur diye düşünüyorum. E, tabii ki şimdi şöyle uzak doğuda büyük uçurtmalar yapılıyor aynı zamanda. Bununla ilgili başka uçan insanlar da var, kayıtlarda var. Zaten ilk uçan insan bir uçak sayesinde değil, bir uçurtma sayesinde olmuş. Bizim bindiğimiz yolcu uçakları bile uçurtmadan geçmiş yolu açıkçası. Kayıtlara bakıldığı zaman. Yani mesela ilk yeryüzünü bir uçurtma sayesinde fotoğraflamışlar. İlk uçan insan uçurtma sayesinde uçmuş. Yani uçurtma aslında deyip geçmememiz lazım. Gerçekten uçurtma bizim geçmişten günümüze kadar bütün hayatımızda dokunmuş bir şekilde. Senin standa vardı. Ben de inanamayarak okudum. Ben tarihiyle ilgili senden konuşmadan bir şeyler Okumaya çalıştım. Sonra baktım sen kendi sitende çok güzel anlatmışsın. Birazdan da bize de anlat isterim. Mesela enteresan bilgiler de veriyorsun. Tayland Kralı isyancıların üzerine uçurtmalarla bomba atmış gibi. Hani her evet. zaman böyle pozitif işler de değil. Birisi elektrik deneyleri yapmış mesela. Matematiksel hesaplamalar için kullanılmış. Japonya'da aslında bu kadar ünlü ama bazen yasaklanmış. Bazen sadece yetişkinler için o izinler alınmış değil mi? Çok enteresan enteresan ayrıntılar var. Tabii tabii mesela Tayland'da sırf hasatın daha verimli geçmesi için mesela uçurtma uçuruyorlar. Hindistan'da sevgili mesaj diye uçurtmalar kullanmışlar. İstanbul'da da hoyratça tekeller dönmeden önce oradaki padişahlar uçurtmalar uçurmuşlar mesela. Ya çok acayip değil mi? Şimdi ben evet. burada hiç görmüyorum. Seninle konuşurken o kadar garip geliyor ki. Şehrin içindeyiz, hiç uçurtma yok. Çocukken nasıl görmüşüz de, uçurmuşuz, nerede yapmışız onu bile hatırlamıyorum. Gerçekten sizin orada, şehrin içinde her gün her çocuk uçurabiliyor. Evet evet, ya şöyle aslında gerçekten eski Mardin bu anlamda koruyabiliyor. Yüksek bir dama çıktığın zaman uçurtmayı istediğin gibi uçurabiliyorsunuz. Ama büyük şehirlerde yeni yerleşim alanlarında öyle olmuyor. Bir araziyi düşünün ve o arazinin önünde kocaman büyük bir bina dikildi mi tamamen uçurtmayı kapatıyor ve rüzgara etkiliyor. Doğa bizim için çok önemli. O yüzden uçurtma doğamızın bir parçası. Senin gene sitenden söylüyorum. Çok güzel. Benjamin Franklin ve oğlu William ünlü şimşek deneylerinde uçurtmadan yararlanmışlar. Bu deneyler sonucu Franklin şimşeğin içindeki statik elektriği bulmuş. Doğrudur. Ne kadar enteresan. Gemilere mesaj vermek için kullanılmış, model uçaklar için sistem olarak kullanılmış. Ne kadar enteresan hakikaten. Zaten oyuncak gibi kullanılması bir yana. Evet, kesinlikle öyle. Peki tarihi hakkında neler söyleyebilirsin? Tam bulunduğu yer bilinmiyor galiba ama Çin deniyor. Şöyle uzak doğuda uçurtma icat ediliyor. Malezya ve Çin arasında biliniyor yaklaşık 2000 yıl önce pirinç tanrısında çalışan bir Çinli. Onların büyük şapkaları var belki biliyorsunuz. Evet. Onlar arazide çalışırken işte çalışan çiftçi rüzgarlı bir günde şapkası sürekli havalanıp yere düşüyor. Ve sıkılıyor bu sürekli şapkanın yere düşmesiyle birlikte. O şapkaya ip bağlıyor sonra o ipi de ağaca bağlıyor. O şapkanın ağaçta havalanmasıyla birlikte uçurtma icat ediliyor. Ticaret yoluyla bütün dünyaya yayılıyor aslında uçurtma. Ve uçurtmanın en az icadından bin yıl sonra çocuklarla buluşuyor. Çünkü uçurtmayı önceden insanlar ulaşamazdı. İp ve kağıt çok pahalıydı. O yüzden eskiden padişahlar, hükümdarlar uçurmuş uçurtmayı. O yüzden uçurtmanın da geçmişi öyle diyebiliriz yani. Gene onlar keyif almış ya. <laughs> Çok güzel. Evet. Mesela evet. uçurtmanın kullanıldığı en garip yerlerden biri bir at arabasını çekmek için ondan yararlanılması diyorsun. Uçurtma yardımıyla at arabası 1822'de saatte hızını 20 mil kadar ulaştırmış. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz, Fransız, İtalyan ve Rus orduları düşmanların yerlerini belirlemek ve işaretlemek için uçurtmalardan yararlanılmış. Yüzyıllar önce işte bu fotoğraf çekimi uçurtmadan yapılmaya çalışılmış. Ne kadar aslında hayatın içinde önemliymiş. Kesinlikle. Peki uçurtma sayesinde öğrendiklerin biraz önce dil öğrendim pek çok dünya insanıyla tanıştım evet. dedin ama manevi evet. olarak bu sana neler katıyor biraz da onu sorayım. Ya şöyle uçurtma aslında aynı zamanda bir dengedir ve uçurtma bana hayatta neyi öğretti daha çok mesela en çok kendine gördüğüm bir işi yaptığım zaman ya en iyisini yapmaya çalışırım ya da yapmam. Ya en iyi şekilde yaparım ya da yapmam. Şöyle bunlardan bir tanesini örnek vereceğim. Benim kısa filmim çekildi aynı zamanda. 2019'un en çok ödül alan filmi oldu. Gogo Go Project tarafından yönetmeni Anıl Tokur. Aynı zamanda Cannes Film Festivali gösterimine de girdi ödül olarak. Mesela onun galasını Mardin ve İstanbul'da yaptık. Ve ben de gala için hazırlanıyorum. Kendime kemer almışım. İşte geldim İstanbul'dan. Gömleğini bir yerden aldım, pantolonunu bir yerden aldım. Hepsini böyle top. Çünkü gerçekten beğenemiyorum. Bir de kemer aldım ve onu deldirmeyi unuttum. Mardin'e geldim. Tam gala zamanı giyineceğim ve kemer büyük geldi. Sonra dedim ki bunu hızlı bir şekilde gidip deldireyim. Tabii ki gittim bir esnafa. Ya dedim ki sana zahmet bana bunu delebilir misin diye. Aldı tık 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 deldi. Ya bir bakıyorum iki deliğin arası eşit değil. Ya öyle kızdım ki. Ya dedim ki siz neden bunu yandan ölçmüyorsunuz? İşte genişliğini ölçmüyorsunuz? Ya dedi kardeşim git seninle mi uğraşacağım? <laughs> Aslında bu da uçurtma ile ilişkili bir şey yani. Hani belki başkası olsa mesela buna çok dikkat etmez mesela. O yüzden mesela ben bir tablo asacağım zaman ya da bir şey yapacağım zaman gerçekten benim en ince noktam gerçekten ölçerim. Ve ölçtüğüm zaman da en az 3 kere ölçerim. Ve ondan sonra ya keserim ya çiviyi o şekilde vurmaya çalışırım. Şahane söylüyorsun, rüzgar ölçüyorsun, ölçüm biçim yapıyorsun. Tamam terzilik eğitimi almadan yapabildiğini anlıyorum. Onu da zor evet. yaptım diyorsun ama yani sende bir teknik bilgi var değil mi? evet yani şöyle dediğim gibi her şeyi yaşayarak öğrendim ben bu hayattan <laughs> bundan sonra bu işler nereye gider Zahit sen şimdi çocuklara dersler veriyorsun sen şimdi neler yapıyorsun ve gelecekteki amaçlar neler bu arada ismini şu anda söyleyemiyoruz ama uluslararası çok büyük bir müze senin bir eserini de aldı bir uçurtmanı da aldı o da çok büyük gurur ya da işte bir reklam filminde Atatürk uçurtman rol aldı bunlar çok güzel işler bunun gibi daha neler var? Tabii ki şans, kader, kısmet gösterecek, gelecek insanlar sana ama senin projelerin ve hayallerin neler? Ya şöyle, uçurtmana kaybolmayı üst tutmuş biliyorsunuz. Artık çocuklar telefon, tablet e, ve çocuklar artık gerçekten hani uçurtmayı unutmuş. E, o yüzden bu uçutma kültürünü daha fazla yaygınlaştırmak, daha fazla kişiye öğretmek. Bir uçutma müzesi açmak istiyorum açıkçası Mardin'de. Daha fazla uçmanın sergilendiği bir yer. Aslında benim Atölyem bir nebze de olsa bir müzeye dönüşmüş ama daha büyük bir yer olmasını isterim tabii ki. Çok da güzel olur. Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali'nde kaçıncı yıl oldu? Ben Mardin Müzesi'nde çalışıyordum. İlk biz Uluslararası Uçurtma Festivali'ni 2017 yılında yaptık. Ve büyük bir ses getirdi dünya çapında. Nasıl Alaçatı'nın bir ot festivali varsa Mardin'de artık bir uçurtma festivali var. Ve yıl gelmeden insanlar sormaya başlıyordu ne zaman uçurtma festivali olacak uçurtma gerçekten Mardin için kıymetli. Hatta şöyle de söyleyeyim. Ben 20 yaşında askerden geldiğim zaman çıktım damla ilk geldiğim gün hiç unutmuyorum. Damla uçurtma uçurdum. Uçurduktan sonra bir çarşıya çıktım. Sonra eve dönerken bizim bir amca var komşumuz. Kahvede oturuyor. Tabii kahvenin önden geçiyordum. Dedi oğlum evladım gel sana bir çay ısmarlayayım. Gittim oturdum çay içiyorum. Ya dedi ki ben seni az önce gördüm damla uçurtma uçuruyorsun. Ya dedi bak askerden yeni gelmişsin. Yuva kuracaksın, hayat kuracaksın. Git adam akıllı iş yap. Nedir bu uçurtma? Biraz mücadele ettim aslında bu toplumla beraber. Tabii bu uçurtma festivallerini yaptıktan sonra bu şehre bu uçurtmayı kanıtladıktan sonra uçurtma oldukça önem kazandı diye söyleyebilirim. <laughs> Arkadan Zaid'in saat sesi geldi. Saat 6'dan 6 kere çalıyor. <laughs> Şahane. ben de arada gülmemeye ya da tepki vermemeye çalışıyorum Zaid çünkü benim sesim seni bozuyor. Zahit'le uzak mesafelerdeyiz. O Mardin'de atölyesinde arkada da Mardin uçurtması var. Mardin posteri var ya da öyle söyleyeyim. çok da hoş bir yerde şimdi. Giden herkese de Zahit'i ziyaret etmelerini hatta mümkün olursa uçurtma yapıp uçurmalarını tavsiye ediyorum. Ne kadar güzel hepimize o hayalleri kurdurdum. Bir de biraz önce Mardin'i anlatırken çatılarda olmak istedim. Dam kültürü ne kadar önemli. Dam olayı çok önemli. Biz bütün yaşamımızı damlarda geçiriyoruz. Bir de bu iş de popüler oldu. Şimdi kızlarımızlar sana ilgi gösteriyorlar mı? <laughs> <laughs> tamam özel soru. <laughs> hani şimdi düşündüm de yani yuva kuracaksın uçurtma uçuruyorsun demişler ya ama çok güzel bir işin var ne kadar da sevenin var orada geliyorsun herkese çok kolay iletişim kuruyorsun peki bu soruya cevap verme ben kendim kapatıyorum soruyu çocuklarla ilişkin nasıl çocuklarda ne görüyorsun son sorularımdan biri bu olsun. Tabii ki şöyle daha çok ben kırsal alandaki çocukları böyle daha fazla kayıt altına gözlemliyorum öyle söyleyebilirim. Yani bir çocuğun uçurtmayla ilgilenmesi ona neler sağlar? Bir hikaye devamlılığı, el becerisi kazanması, hayal kurması, doğayla ilişkisi değil mi? Bütün bunları sağlayan bir şey çocukluktan evet. uçurtma uçurtmaya başlamak. Ya şimdi çocuklar uçurtma öğrendiği zaman aslında e, orada arkadaşıyla iş yapabilme olayı artıyor. Daha sonra hayal ettikleri uçurtmayı tasarlıyorlar, üzerine çiziyorlar. Orada belki çocuk hayatındaki ilk düğümü atıyor. Mesela düğüm atmayı bilmeyen çocuklar var, makası eline ilk defa tutanlar var. Tabii ki o düğümü atarken, o makasla kesim yaptığı zaman el kasları, kol kasları gelişiyor. Uçurtmayı uçurdukları zaman orada özgüvenleri artıyor ve bununla ilgili birçok faktör var aslında. Uçurtma deyip geçmememiz lazım. Peki sana klasik sorumuzu sorayım. Nasıl olunur? Ama bir nasıl iyi uçurtmacı olunur? Uçurtma sanatçısı olunur. Bir sanatçı olunur. Onu da söyleyebilirsin. Nasıl iyi bir insan olunur? Onun da cevabını verebilirsin. Bu hayata gelmişsek ve bu yaşamı içindeysek bu dünyada iz bırakmamız gerekiyor. İyi ya da kötü bir iz bırakmamız gerekiyor. Ama iyi bırakırsak müthiş olur. O yüzden buradan bir tanesini örnek vermek istiyorum. Bizim Mardin'de süryani bir teyzemiz vardı. Nasrat teyze. Ya bilmez miyim şahane evet. bir insandı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Nasrat teyze kök boya baskı yapıyordu. Ve evi de aslında tam bir müze gibi. O yıllarca bu sanatı gerçekleştirdi. Ve yaptığı işler Amerika'da birçok müzede sergilendi. Ve vefat etti. Ve vef vef o vefat ettiği zaman... Onunla birlikte aslında birçok insan vefat etti. Ama halen Nasrat teyzeyi anabiliyoruz. Yani ne kadar iyi işler yaptıysak dünyada o kadar anılırız. Eğer bir yıllık iş yaptıysak, çalışmalar yaptıysak, güzel işler bıraktıysak bir yıl anılırız. Eğer bin yıllık anılıyorsak bu hayatta o kadar güzel işler yapılmışız. O yüzden bu döngün içinde ve göç ettip gittikten sonra bu hayatta ne kadar anılırsak aslında o kadar kıymetli ve güzel işler yapmış olmamız gerekiyor. O yüzden gerçekten bu dünyaya gelmişsek güzel şeyler bırakalım bu dünyaya iz bırakalım. Kendi hayatından çok güzel bir öğüt vermiş oldum ve demin söylediğin şey çok önemliydi. Hani dedin ya kemer aldın, kemeri deldirmeye gittin ve senin için o kemere açılan delik bile onun ölçüsü bile o kadar önemli ki ne işi yapıyorsan o işi farklı yap, değişik yap, başka insanlara yay, en iyisini yap, onun iletişimini doğru kur. Bunları ben sende çok görüyorum. Nasra Şimmesindi'yi de andığımıza çok evet. seviniyorum. Süryani asıllı motif sanatçısı. Ben de kendisiyle tanışmıştım. Hatta onun kuşları da var bende. Çok severim. Hatta çok yakında İstanbul'da bir kadın sanatçılar sergisi içerisinde ben sen o sergisi içerisinde gösterilmişti mesela. Muhteşem bir eserini gördüm. O renklerle, kök boyalarıyla harika bir eseri vardı. Yurt dışında da pek çok yerde sergilendi. Senin uçurtmaların da öyle. Ben sana baktığımda şunu görüyorum. Mardin Kalesi'ne belki de Mardin'de Mardin'le pek çok çocuk bakıyor, Mardin'le pek çok insan bakıyor. Biz geliyoruz, yerli turistler olarak bakıyoruz. Ama çoğumuz şöyle düşünmüyoruz ya, sende beni etkileyen şey o yani. Tamam, buradan biz kaleyi nasıl görüyoruz bakıyoruz ama kaleden Mardin nasıl görünüyor diye sen onu merak ediyorsun. Ve ondan sonra bir yolculuğa çıkıyorsun. O merakının peşinden bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Daha sonra yaptığın işe en iyi yapmaya çalışıyorsun. Bütün dünyayı araştırıyorsun, iletişim kuruyorsun. E, bunu yaymaya çalışıyorsun. Çok güzelini yapıyorsun ve şahane işler çıkarmışsın. Ve şunu fark etmen de çok güzel. Mardin'in kökünden kökeninden bir şeyler alıp onu başkalarına verme. Yani Süpermen de yapmışsın ama Türk kültürünü, kendi yaşadığın şehrin kültürünü taşıman da benim çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sen çok kesik birer cümle söylüyorsun. Ben seni senden daha çok anlatıyor gibi oldum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten seni ve İstanbul'da da kimle konuşsak çok çok sevenin var burada da. Peki son sorumu sorayım. Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız zaten? Nasıl yaşarız? Birer Mardinli olarak. Çünkü Mardin'de biliyorsunuz Kürt, Arap, Süryani, Türk ve herkes bir iç içe yaşıyor. O yüzden gerçekten Birlikte yaşamamız gerekiyor toplum olarak bu anlamda o yüzden gerçekten sanata çok önem vermemiz gerekiyor her zaman söylerim ne zaman toplum sanatı severse kan ve gözyaşı biter <laughs> e, o yüzden sanatı sevmemiz gerekiyor sanata önem vermemiz gerekiyor desteklememiz gerekiyor. Çok güzel söyledin. Birer Mardinli olmak çok güzel ve çok tekil, çok sana özel bir cevap oldu. Çok çok da beğendim hakikaten. Farklı dinler, kültürler bir arada uzun yıllar yaşasın, birlikte daha iyi yaşayalım. Çok teşekkür ediyorum Zahit. İyi ki katıldın. Ben de çok teşekkür ederim, programda yer verdiğiniz için <laughs>